Abla! Abla gelsene! Ay ne oldu yine? Abla. Bu ne be? Abla benim eşofman takım küçülmüş baksana. Ya ne zaman uzadım bu kadar? Abla hoca antrenmana eşofman takımsız gelmeyin dedi. Ne antrenmanı? Basket takımına seçtiler ya beni. Gerçekten mi? Evet, öbür günde antrenman var. Aferin sana. Aferin. Niye söylemiyorsun? Ya abla şimdi söyledim ya. Abla. Hı. Ayakkabı da almak lazım. Ayakkabı mı? Hı. Abla beni ilk defa bir takıma seçtiler. Alırız değil mi? Hoca eşofman takımıyla ayakkabı olmazsa takıma giremezsin dedi. Alırız ablacığım. Nasıl alırız bilmiyorum da alırız aşkım. Sen bu üstünü başını çıkar. Katlayıp kaldıralım, İsmet'e saklarız. Niye yanmıyor ya? Ah, bir tüpün bitmesi eksikti. Para yetmez ki. Heh, oldu. İsmet. Sana bir şey soracağım. Sence insan her gördüğünü söylemeli mi? Yani diyorum ki... Sen bir şey gördün, bunu söylemen lazım ama söylersen söyleyeceğin kişi çok üzülecek. Ne yapardın? Yani söyler miydin, söylemez miydin? Söylerdim. Ya kolay o kadar yani. Ben de sana niye anlatıyorsam. Aa! İsmet uyandı mı güzellik uykusundan? Oh aşkım benim. Ne konuşuyorsunuz bıdır bıdır? Abla. Heh. Ben sana bir şey diyeceğim. Söyle. Abla biz geldik. Hah abinler geldi. Unutma söyleyeceğin şeyi tamam mı? Konuşacağız. Hah hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçin bir şey konuşacağız. Ne oldu ya? Tamam şey yok geç. Ablacığım ne oluyor? Ya bir şey yok geç. Kiraz. Sen de gel İsmet'i alıp. Fiko. Gel ablacığım. Geç sen de otur. Ne yaptın lan? Size bir açıklama yapmam lazım. Hepimizi ilgilendiriyor. Fikret basketbol takımına seçilmiş. Hadi. Ne diyorsun sen? Oley! Çak lan. Aferin lan sana. Ama... Ya eşofman takımı küçülmüştü üstüne. Ayakkabı da lazım. O yüzden pamuk eller cebe. Bakalım. Yirmi beş... Yirmi altı... Yirmi yedi. Buyurun. Bende 12 lira var. Ben de bir bakayım. Bende sadece 2 lira var. Bunlar olmaz. Dur bir dakika ya. Dur Ayşe bir şey söylemişti. Gitmem demişti. Alo Ayşe ne haber? İyi benden de. Ya bu iş vardı ya söylediğin gelmem demiştim. Ya hala eleman arıyor mu onlar?
Arıyorlarsa geleceğim de ben. Hı. Tamam. Tamam geliyorum ben. Hallederiz yol parasını ya, önemli değil, tamam. Tamam, görüşürüz akşam. Tamam, oldu bu iş. Bana bak, peşin ödüyor bunlar zaten. Sabah hallederiz, tamam. Hadi yırttın gene. Hadi bakayım. Hazırlanıyorum ben. Bana bakın, tüp bitti. Peynir ekmeğe talimsiniz bugün. Tamam. Eve geldiğimde yerde bir damla kırıntı görmeyeceğim, tamam? Tamam abla, hallederiz. Şu parayla da tüp alın. İyi, hadi. Bana bak lan. Seni bu boyda nasıl aldılar basket takımına? Seçerler adamı. O adam. Gaza gelme Fiko bir ya. Ya sabah peynir ekmek, akşam peynir ekmek. Bıktım ya. Ne yapalım oğlum? Tüp bitti. Rahmet abi. Hı. Bir insanın telefon numarasından adresi bulunabiliyor mu? Yok. Olmaz öyle bir şey. Da sen hayırdır Kiraz Hanım? Yok bir şey, hiçbir şey yok. Bir tane polisiye dizide gördüm. Hmm. Çok televizyon izliyorsunuz ha. Her gördüğünüze inanmayın. İsmo? Hadi bitir oğlum, saatimiz geldi. Yatacağız artık. Benim uykum yok. Sen de mi isyankar oldun lan? Sarı kapa. Bir sen kalmıştın isyankar olmayan. Sen de oldun, tam oldun. Dur lan yerine. Ne oluyor lan? Ne bileyim, gel bakalım. Seninki gelmiş. Lan yürü git. Ne var abi? Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. Açsa peynir ekmeği çağırsın. Ya otur yerine ya. Çok selam. Ne var Müşte? İnsan bir merhaba der ya. Merhaba. Ne var Müşte? Ya sen niye böyle davranıyorsun bana kaç gündür? Çünkü bana yalan söyledin. Fevzi meselesi değil mi? Hmm. Fevzi meselesi. Hadi ben eve gidiyorum. Ya dur gitme. Ya özür dilerim. Ben sen kızarsın diye söyleyemedim. Biz öylesine birkaç ay çıkmıştık ama hiç ciddi bir şey değildi. Sonra arkadaş olduk zaten. Ben unuttum bile. Ben sana sordum da niye söylemedin? Hı? Ben sormuştum sana aranızda bir şey oldu mu diye. Ya sen kızarsın diye. Hem bak o kadar ayağına kadar geldim. Ya barışalım artık, hadi affet ne olur. Hem bak o kadar iş çıktı sana. Eğer benimle barışmazsan hiçbirini ayarlamam. Ya o kadar parayı kaçırırsın söyleyeyim. Ticari zeka da cayır cayır çalışıyor vallahi. Abla hasta mısın sen? Yok ya. Yorgunum. Uyutmadı bu cüce beni sabaha kadar. Uyumadı. Evet, uyutmadım. İş nasıldı? Çok iyiydi. Ha, dur. Şunu alın mı? Fikre'de eşofmanlı ayakkabı alacaksınız. Ulley be. Kime ama lan? Bana bak. İki çift çorap alın. Hı-hı. Ayakkabıyı da iki numara büyük alın, tamam mı? Ucuna tamam. Pamuk tıkarız, ayağı çabuk büyüyor. Tamam. Hadi. Hadi derse geç kalacaksınız, koş. Hadi. Yedin mi sen? Abla da geçtik biz. Hadi görüşürüz. Al bakayım. Al aşkım. Ulan kaç saattir dolaşıyorum ya. Nereye kaçacağım lan? Amerika'ya mı gitsem acaba? Kaç paradır ki uçak bileti? Amerika'da çok uzun yol ya. Nereden baksan iki gün falan sürer. Ulan bunlar günde kim bilir kaç para kaldırıyorlardır ha. Tabii.
Akarı kokarı yok, vergisi yok. Allah razı olsun, bilir. Git ya. Zaten bir biziz. Kendi alın teriyle kazandığı maaşıyla yaşamaya çalışan ha. Ana. Abla Allah razı olsun, bilir ha. Sağ ol abla, Allah şerif ona bağışlasın. Abla Allah razı olsun işine. Abi Allah rızası için. Ne? Tamam oraya verdim, bana da ver. O verdiler. Allah rızası için abi. Allah olsun. Ona verdiniz. Allah Allah. Abla, abla Allah rızası için. Hayır etmiş ya. Abla, gülüm. Abla Allah rızası için. Ya yardıma muhtaç vatandaşın önünden niye basıp gidiyorsunuz be? Ana oraya verdi ya. Lan. Çocuk. Lan tabii lan tabii çocuğa veriyorlar. Oo yaşadın lan Fikri sen de boy boy bak hadi bakalım. Allah. Bunu buraya koy böyle. Çak. Gel insan. Ya baba. Nasılsınız çocuklar? Filiz evde mi? Yok. Oh. Tamam biz şimdi İsmet'le gidiyoruz. Gel bakalım. Nereye ya? Ne? Biraz dışarı çıkacağız. Filiz'in de haberi var zaten. Onunla biz şimdi hayvanat bahçesine gideceğiz. Ya biz de gelelim. Yok yok bugün İsmet'le gideyim, yarın sizle gideriz. Ya biz de gelelim işte. Ya tamam yarın sizle götüreceğim diyorum. Söz hadi hadi araba bekliyor. Söz mü ama? Söz dedim söz kaç kere diyeceğim araba bekliyor hadi ama ya hadi. Ya senin araban yok ki baba. Ya senin araban yok ki baba. Sana ne her şeyin hesabını vermek zorundayım. Arkadaşım lan ödünç aldım Allah Allah. Düt düt araba. Düt düt araba evet ya. Ver bakalım kızım. Gel bakalım gel 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 gel. Hop abi ters giydik. Bir de öbür tarafa. Heh. Bunu da giydik miydi? Gel buradan dönelim de şuradan göstereyim şöyle. Ah. Hadi bakalım. Zıpla, zıpla. Hoppa. Hadi bakalım. Kaçtık. Hayvanat bahçesi. Bizi bir kere götürmedi. Sence götürecek mi? Bilmiyorum ama inşallah götürür. Ablam bize çok kızacak söyleyeyim. Geç 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 şunları geç 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 geç. Dur şurada. Bak rekabetten kaçıyorlar. Bizi burada yalnız bırakıyorlar ama merak etme. Tüm para bizde olacak oğlum. Gel böyle. Gel sen buraya otur. Otur. Otur, 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 otur. Otur. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah. Aç elini. Al da gel. Allah rızası için abi. Ulan. Allah. Daha bir şey yok. Bekleyelim bakalım. Ay sen ne tatlı bir şeysin oğlum. Allah. Çocuğun karnı aç ya. Allah razı olsun. Şişt, oğlum lan bak bak şunlara bak lan şunlara. Ay falan. Çok böyle. Allah rızası için abi. Allah. Şişt, çık 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 çık. Ah yavaş lan çok hızlıyorsun ya. Biz niye daha önce başlamadık bu işe ya? Ha? Oh, oh, oh. Ay, ya,
Allah rızası için sana baba. Abi biz bugün ne yaşadık ya? Ne bileyim oğlum ya. Fikret, Kiraz, odanıza yatacaksınız. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Kızım. Ya ben böyle olmasını ister miydim? O benim oğlum. Allah benim belamı versin. Ne olur bir izin ver de göreyim sarı kafayı. Özür dilerim be, özür dilerim. Allah beni bir türlü belamı versin ya. Filiz. Filiz, çok özür dilerim. Çocukları bir daha asla yalnız bırakmayacağım. Olsun, tamam, hallettik, ne olacak? Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi yatın, okulunuz var yarın. Abla böyle günde okula mı gidilir ya? Evet, böyle günde okula gidilir Hikmet. Hadi. Şu sarı kafanın güzelliğine bak. Maşallah. Şşş. Uyanacak çocuk. Ses yap. Bir öpeyim. Bir şey diyeceğim ben. Bu akşam burada kalayım. Geceler baba. İyi geceler kızım.
yumurta. Evet, yumurta. Sen şimdi tekne kazıntısın ya, torpillisin tabii. Kimseye söyleme oğlum, tamam mı? Şşş. Hadi ye bakalım. Aa Tülay, hoş geldin. Ay. Aa. Aşkım. İsmim. Neyin var senin ya bembeyaz? Ay bilmiyorum, dünden beri çok kötü, midem bulanıyor. Ay oturma çocuğun yanına, hastaysan bulaşır. Doğru söylüyorsun abla. Ay yumurta. Aa. Ablacığım sen ye yemeğini. Tülay. 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 Tülay, giriyorum. Tülay, çıkarttın mı? Ay evet ya. Çok kötüyüm ben dünden beri. Ay oğlum bak, gözün de bembeyaz. Kalk yürü, sağlık ocağına gidelim hadi. Ay yok kız, ne diyecekler onlar bana? Bir ilaç yazıp yollayacaklar. Kendim tıp kadınıyım zaten. Ay dün geceden beri çok kötüyüm ya. Midem bulanıyor. Hele kokular falan var ya. Ay. Tülay, hamile olmayasın. Olabilir mi dersin? Olur tabii canım. Benim annem İsmet hamileyken böyleydi. Böyle halsizlik var mı? Var. Uyku hali? Aynen. Ay Tülay, kalk hadi yürü, test alalım. Ay yok kız, o gıybetçi Ayten midir nedir, eczacı? Onun diline düşemem ben. Laf çıkarır o ya. Ay, ne laf çıkaracak canım, evlisiniz ya siz. Ay doğru ya, biz evliyiz. Alışamadım ben sahte olunca. Ay dur, Tufan gelince konuşurum. Bakalım o ne diyecek. Ay olur mu dersin kız? Olmaz mı ya? Aa. Ay. Tülay. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Nasıl oldun? Nasıl olayım ya? Bulanıyorum işte. Yemek falan da yapamadım sana, kusuruma bakma. Ya kızım boş ver yemeği ya. Kalk gidelim bir doktor, Allah aşkına. Olmaz böyle. Belli işte, kapmışsın şifayı. Evet, benim şifam başka bir şifa ama. Hadi hadi, kalk hazırla. Ay dur, gideriz. Yarın sabah olsun gideriz doktora. Yarın niye gidiyoruz ya? E çünkü bizim göreceğimiz doktor şu anda hastanede değildir de ondan. Nasıl, kimi göreceğiz ki biz? Ya Tufan, Filiz bugün dedi ki... He. İşte şey... Annesi İsmet'e hamileyken o da hep böyle midesi bulanırmış, kusarmış. İyisi iyilik, sağlık. Of! Ya sen bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun bana? Ay hiçbir şey anlatmaya çalışmıyorum ben sana. Hiçbir şey anlatmaya çalışmıyorum. Allah Allah. Lan yoksa... Lan! Tülay! Hadi canım. Vallahi mi? Kızım. Lan özürüm lan ben sana. Ya niye söylemedin başından beri? Panik yaptım ben de. Ya bir dur, doktor ne diyecek bakalım bir. Bilmiyorum ki. Var ya, bir şey değil mi? Sen zaten bir güzelleştin bu aralar. Kesin erkek bu ha. Ya bak şimdi. Vallahi. Ne iyi o zaman, yarın sabah ilk iş doktora gideceğiz. Gidiyoruz, tamam. Ne oluyor abla gene? Ay otur. Tamam. Evet hazırsak basketbol takımının son transferi Fikret Elimoğol. Oha, top mu aldınız? Ha, indirim derdi. He ama tabii evde toplu oynamıyoruz değil mi ablacığım? E oğlum kalk da bir endamını görelim be. Yürü be. Vay be, anılar neler doğuruyor be. Yalnız ben bu boyla basket meselesini hala çok anlamadım. Onu söyleyeyim yani. Sen her şeyi çok iyi biliyorsun ya, bunu da anlamayı ver. Ya bir şey demedim be. Abla bir şey diyeceğim. Yarın maç var. Ne? Nasıl lan? Hemen yarın maçın mı var senin? Evet. Niye söylemiyorsun oğlum bütün gün? E şimdi söyledim ya. Ablacığım niye son dakika söylüyorsun her şeyi ya?
Gelirsiniz değil mi? Geliriz tabii. Böyle bir şey kaçar mı hiç değil mi Rahmet? Ben gelemem ya. Benim sınavım var işte. Cumartesi cumartesi ne sınavın var? Ya ne sınavı ya? Sınav diyorum. Şey... ders vereceğim işte. Parayı peşin aldım ortaokuldaki çocuktan. Bu da markete gidecek. E iyi, biz Kiraz, İsmet, ben geliriz. Tezahürat yaparız. Değil mi İsmo? Yaparız. Evet. Siz de gelseydiniz. Tamam oğlum. Bir dahakine geliriz. Ne var? Bitmiyor ya maç. Ablacığım, ben Barış abini çağırırım. Ya tezahürat yapar. Ha. Ya oğlum, tezahürat yapsın. Bir şey dedim mi? Ağzımı açtım mı? Abla, koyamadım bugün çayı. Olsun ablacığım, hafta sonu bugün. Uyuyacaksın tabii. Buyur kızım, olacak. Vay! Oo, sporcu geldi. Hazır mısın lan? Minik dev adam. Herhalde. Bak bak, triplere bak. Lan Cedi Osman'da yok böyle hava be. Ablacığım, üstüne dökme de temiz temiz çık maça. Abla, maçta bunları giymeyeceğim ki. Forma verecekler. Biz bunları niye aldık? Antrenmanda giyeyim diye. Abla yine Engin spor bilginine masayı dağıttın yani. Hiç yok değil mi abla? E ne var, ben maça gidiyorum en azından. İşimiz var mı? Hadi koş bakayım, nasıl sporcusun göreyim. Vay 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 ya. Hazır mısın büyüküm? Hazırım. Tabii ki hazırsın, benlik de laf. Oğlum acayip görünüyorsun. Teşekkürler. Hadi girelim. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş geldin. İyisin değil mi? Bulamıyorsun hala. İyiyim, iyiyim. Sabahki kadar kötü değil. İyi bari. Sabah olsun da gidelim artık şu doktora ya. Ya gideriz aşkım ya. Ne olur başka bir şeyden bahsedelim artık. Bak çarpıntım başlıyor. Sabaha kadar çarpıntıyla uyuyamam ben. Tamam ya, tamam. Çarpmasın kalbim harbin. Tamam, başka şeyden bahsedelim. Neden bugün ne oldu biliyor musun sen? Ne oldu? Şükran abla var ya, Fikri abinin karısı. O gelmiş işte, İstanbul'daymış. Filiz'in haberi var mı bundan? Bilmiyorum vallahi Fikri abi, bir şey söylemedi. Kalbim. Ay aşk olsun Tufan ya. Nerede? Ya bu şimdi mi söylenir? Ne dedim ben şimdi ya? Hay Allah ya. Ali Tülay, iyi misin? Ha Filiz, iyiyim iyiyim, merak etme canım. Ha iyi. Ne oldu, hayırdır bu saatte? Ya Filiz, ben şey diyecektim. Kiraz, İsmet'i uyutsana. Ha alo, söyle. Ne oldu? Ya Filiz, Tufan şimdi söyledi. Ha nerede? Ona da Fikri abi demiş ki... Ne söylemiş ya, ne oluyor? Şükran abla İstanbul'daymış. Filiz. Filiz, iyi misin? Buradayım, buradayım. Ya tamam, oradasın da işte sesin çıkmayınca ben... Ya kabahat bende, dur. Geliyorum yanına. Telefonda söylenecek şey değildi. Geliyorum, tamam mı? Gelme, gelme. Gelme, çocuklar uyudu zaten. Sağ ol haber verdiğin için. Sağ ol haber verdiğin için. Kız ben yabancı mıyım ya? Aşk olsun. Dur geliyorum, geliyorum hemen. Gelme ya. Ben çocuklar için şey oldum. İnşallah gelip dengelerini bozmaz yine. Ya
kadın niye yapıyor bunu ya? Ay dur darlanma. Belki size gelmemiştir. Darlanma hemen. Bize gelmemiştir değil mi Tülay? İnşallah bize gelmemiştir. Bak çocuklar yeni toparladı zaten. Fikret bile kendine geldi daha yeni. Yani şimdi... Neyse. Bir şey olursa haber ver, konuşuruz sonra. Tamam canım. Sen de arama, olur mu? Tamam. Rahmet. Ne yapıyorsun? Ben çalışıyorum. Bu saatte. Cumartesi oğlum, bugün yatsana. Doğru, haklısın ya. Sen ne sakladın, ver bakayım. Ha? Yok, matematik ya. Tamam, sakladın gördüm, ver bakayım, ne o kitap? Ne alaka ya? İşte üniversitede ne okutuyorlar? Kolay mı, zor mu filan? Öyle önden bakayım mı dedim. Gerçekten mi? Abla yavaş, çocuklarım. Sen üniversite planı mı yapıyorsun? Ne okuyacağına mı bakıyorsun? Ha, öyle yapıyorum. Ay rahmet ya. Ben çok gurur duyuyorum seninle. Tamam abla. Vallahi her zaman söylemiyorum belki ama. Tamam abla ya, bağlama duygusala gece gece şimdi. Oh, çok teşekkür ederim. Kurban oldum. Oh. Hadi yat. Tamam. Rahmet, senin yatacak yerin yok biliyorsun değil mi? Sen kendine bak lan. Rahmet, inşallah genetik mühendisliğini kazanırsın. Yat yat, uyu. Hepiniz çok iyi görünüyorsunuz. Ben zaten Filiz'in size çok iyi bakacağından emindim. Ben hiçbir zaman sizi terk etmek istemedim çocuklar. Başlıyor, başlıyor, başlıyor. Burayı kaçırmayın ha. Annenizden masallar başlıyor şimdi. Ne diyorsun be? Ne, yalan mı? Ben senin yüzünden çocuklarımdan, evimden mahrum kalmadım mı be? Mahrum mu kaldın? Sen mi mahrum kaldın? Ya sen terk edip gitmedin mi? Arkana bile bakmadan bastın gittin be. Ben hiçbir yere gitmedim, kimseyi terk etmedim Fikri.
Şükran, sen görmeyeli iyice kafayı yemişsin ha. Ya sen terk etmedin mi? Ben mi terk ettim be? Ulan ben kendimi kurtardım sadece. Çocuklarımı terk etmeyi ben mi seçtim ya? Sensin be suçlusu. Ben mi? Sen beni mahvettin. Ben? Sen. Al gör. Gör bak şimdi görüyor musun marifetini? Çocuklar şimdi baba diyorlar, bak görüyorsun annelerine nasıl davranıyorlar. Bunu sen yaptın. Hepsini sen yaptın. Sen bitirdin beni, tükettin beni Fikri. Ben de ne yapayım, yaşamak için kaçtım. Ben burada sende kaldım, ölürdüm be. Sen beni insanlıktan çıkarmıştın, boğuyordun beni. Ben de ya defolup gidecektim ya da kendimi öldürecektim. Ne yapayım ben de, gittim yani, ne yapayım? Keşke ilkini yapsaydın be. Geberip gitseydin de, sen de kurtulsaydın biz de. Sen var ya, sen böylesin işte ya bak. Bak sen böylesin, sen adamı öldürürsün, sonra da gram vicdan azabı çekmezsin biliyor musun? Ya ben durduğum yerde duruyorum, suçlu ben oluyorum. Sen çekip gidiyorsun, yine ben suçlu oluyorum be. Seni tanımadan önce benim ne güzel bir hayatım vardı be. Güzel miydi? Ne duruyorsun o zaman, kapı açık, hadi git. Gittim zaten Fikri. Sen çağırdın beni buraya. Ne? Sen mi çağırdın? Ben çağırdım lan, ben çağırdım. Sana hesap vereceğim. Aslında ben zaten gelecektim. Bunu uzun zamandır düşünüyordum ben. Uzun zamandır neyi düşünüyordun? Pardon. Ben İsmet'i yanıma alacağım. Ne yapacakmış? İsmet'i mi alacakmış? Yahu bir dur hemen yükselme kızım, bir anlatacağım. Ben senin kızın değilim. Ben İsmet'in benimle kalmasını istiyorum. Kendime İstanbul'da yeni bir hayat kuruyorum ve İsmet'i de yanıma alıyorum, bu kadar. İsmet'in hayatı? Ha? Bizim hayatımız? Ama pardon. Şükran Hanım ne yapacağına kendi karar verir, düşünür, sonra gelir. Zaten sen kendi kendine karar verip gidiyorsun. Kendi kendine karar verip kalıyorsun. Ama burada dur. İsmet'i almaya kendi kendine karar veremezsin. Ancak İsmet'i alırsam telefonda söylediğin o kağıtları imzalarım Fikri. Anlaştık. Baba. Dur kızım ya. Anneniz işte yani. Dinleyin, belki haklı olduğu tarafları vardır. Bu ne kağıdı ya? Ne imzası bu? İmzanın kağıdın bir önemi yok kızım. Önemli olan İsmet'i alacak olmam. İsmet meselesi tartışmaya açık bir mesele değil. Tamam. İsmet'in bana ihtiyacı var. İsmet benimle kalacak. Yok öyle bir ihtimal. Ben kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum ya. Kendime yeni bir aile kurmak istiyorum ben. Senin bir ailen var zaten. Bak biz senin aileniz zaten. Abla, İsmet annemle mi gidecek? Hayır. Kimse kimseyi bir yere götürmüyor. Sen öyle aklına esince gidip, sonra gelip böyle aileden birini seçip alıp götüremezsin. Tamam, tamam kızım. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Anneniz bir hata yaptı. Tamam, ama geri gördüm. Bu da bir şeydir. Biraz da iyi tarafından bakın ya. Ya bu seninle ilgili değil, sen sus. Bu seninle ilgili. Senin neyi yapmadığın, benim neyi yaptığımla ilgili. Ben hepsini çok iyi yetiştirdim onları. Hiçbirinin sana ihtiyacı yok. Kiraz sınıf başkanı. Münazara takımında önümüzdeki ay okulunu temsil edecek. Rahmet okul birincisi. Bak sınıf demiyorum, okul birincisi. Hikmet her sene teşekkür getiriyor. Okuldan sonra çalışıyor çocuk markette. Para kazanmak için. Fikret basketbol takımına girdi. İlk maçına çıktı bugün.
annenizi bırakacak. Bunların hiçbiri senin sayende olmadı. Çünkü sen yoktun. Ama geldi. Artık buradayım. İsmet benim çocuğum. İsmet seni tanımıyor bile. Filiz, ben onun annesiyim. Sen benim de annemdin. Anne. Seninle belki artık aramızı düzeltemeyiz ama. Ama İsmet'le hala bir şansım var. Ne olur affedin beni. Kiral. Fikret. Özür dilerim sizi üzdüysem. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Lütfen izin verin size yeniden annelik yapayım ya. Anneniz olmama izin verin lütfen. Sen annesin onu. Artık sen burada olduğuna göre işte okuldu, mutfaktı, hayattı. Sen ilgilenirsin. Benden bu kadar. İyi şanslar anne. Yok sen gelme buraya. Yok olmaz şimdi. Tamam ben halledeceğim. Kimle konuşuyorsun? Ne bileyim. Babamı gördün mü? Bombayı bıraktı ortaya gitti. Şaşırdık mı? Abi. Annem şimdi cidden İsmet'i götürecek mi? Yani yasal olarak hakkı var sonuçta. Annesi yani. Gerçi babam tamam demeseydi bunu da yapamazdı da. Yani bizim için gelmedi. Bir tek İsmet için mi geldi?
Saçmalama oğlum. Olur mu öyle şey? Dedi ya geldiğinde hepinizi özledim diye. Ya abi ben neredeyse unutuyordum onu. Yüzünü, saçını falan. Abi insan hiç annesini unutur mu ya? Normal oğlum. Uzun zamandır görmüyordun ya kadını. Lan ben sabah ne yediğimi unutuyorum. Okulun yok mu lan senin? Sınavın yok mu yarın? Var. Yat aşağı. Hadi abi yürü ya. Çık. Nereye lan? Hadi abi mahalle hadi. Hey, tamam. Tamam ben arayacağım seni. Çocuklar. Girdin nereye gece bu saatinde? Hadi abiciğim çıkalım. Abi ben inanamıyorum ya. Böyle merak ediyormuş gibi soruyor ya yani nereye gidiyorsunuz diye bu saat. Yılın annesi ya. Ya abi ben anlamıyorum. Bu kadın nasıl her seferinde sanki daha dün görüşmüşüz gibi karşımıza çıkabiliyor? Öyle oğlum. Bu kadın da böyle işte. Ne yapacağız biz de idare edeceğiz artık. Nasıl olsa gidecek. Tülay ablaya mı gitsek lan? Ablam oradadır. Yok ya. Bırak kız kafasını dinlesin. E sahile gidelim. Ha Hikmet sahile gidelim. Bu havada zatürreden geberelim. Ne ana kalsın ne baba gerçi yani. Güzel fikir. Mis gibi. Ya yürü hadi ya. Hadi gidelim ki. Alo. Yok ben yapamayacağım. Yok yani öyle İsmet alıp hemen gidemeyeceğim ben. Çünkü iyice nefret edecekler benden. Kalmak istiyorum. Kalıp tek tek hepsini gönlüne alıp İsmet'i öyle alacağım. Benden nefret etmelerine dayanamıyorum ben. Kiraz. Ne oldu? İsmet uyudu. Onu söylemek için geldim. Sen niye yatmadın? Ben senin yanına gelmek istedim. Gel. Gel. Gel kızım, gel. Anne. Söyle kız. Sen bir daha hiç gitmeyeceksin değil mi? Gitmeyeceğim. Hikmet, Fikret, Rahmet. Hadi kalkın. Aa, ben koyardım çayı. Aa, çocuklar çay koyar mı canım? Ben koydum. Hadi sen git yüzünü yıka kızım. İsmet geç sen söyle. Fikret. Günaydın. Kiraz. Hadi abicim. Oğlum sık boğaz etme kardeşim. Yeni girdi kız. Fikret. Geldim anne. Balalıyım bugün size. Bundan sonra sütünüzü balla içersiniz. Hadi çocuklar. Oğlum nereye? Okula. Bak durun kahvaltı yapıyoruz. Hadi hadi. Sizinle bir şey konuşacağım. Biraz daha kalın lütfen. Ben dün İsmet alacağım dedim ya.
Sonra düşündüm. Yapamayacağım ben. Yani? Yani... burada kalacağım. Bir süre daha, hatta uzun bir süre. Abla? Filiz. Kızım niye dikiliyorsun ayakta? Gelsene, gel otur. Dur ben sana çay koyayım, gel. İstemez, sağ ol. Sen gel de anlat bakalım ne diyormuşsun. Dinliyoruz seni. Geldim. Ne diyordum? Evet, bir süre daha kalacağım. Sonra da size yakın bir yerde tutarım. Hep beraber oluruz. Siz de bana gelirsiniz. Çok güzel olmaz mı? Hadi ben gidiyorum. Oğlum nereye? Yemek yiyoruz. Ben çok yedim bunlardan. Tokum yani. Hadi gidelim babacığım. Abi biz? Ya ablacığım yok. Ben sizi bırakacağım okula. Kahvaltınızı edin siz. Hadi. Sen gelsene benimle bir. Ne zaman gidiyorsun? Daha demin dedim ya kızım, kalıyorum ben. Ya böyle yaptıkça çocuklar daha çok üzülecek. O ne demek ya? Sen çok iyi biliyorsun ne olduğunu. Bir an evvel toparlan git. Ne kadar erken gidersen o kadar iyi. Çocukları üzmene izin vermeyeceğim. Filiz, ben onların annesiyim. Onlara zarar verecek bir şey yapar mıyım ben ya? Tamam, sen bugüne kadar çok güzel idare etmişsin, görüyorum. Ama artık ben geldim. Geldim. Bana bir şans vermek bu kadar mı zor ya? Şans mı? Şans mı istiyorsun benden? Bak ben sana anlatayım, hatırlamıyorsun belli. 5. sınıftaydım. Git karneni al gel, karnen iyiyse sürprizim var sana dedim. Koşarak gittim, aldım geldim karnemi. İyiydi de. Sandım ki pastalar, börekler, çörekler hazırlayacaksın. Başkalarının anneleri öyle yapıyor ya çünkü. Meğer çekip gitmemiş sürpriz. Sürprize bak. Babanla kavga etmiştik çünkü. Ya bir de şey var, o da çok iyi. 10 yaşındaydı rahmet, doğum günüydü. Dedin ki akşam Luna Park'a gideriz, dönme dolaba bineriz. Akşam bir geldik. Ne Şükran Hanım var ortada, ne o meşhur bavulu. Üç gün konuşmadı rahmet, biliyor musun sen? Ağzını bıçak açmadı çocuğum. Daha anlatayım mı? Ha, biz de hikaye çok dinlemek istersen. Kiraz'ı, İsmet'i ve Fikret'i rahat bırakacaksın. Bizi kırıp döktüğün gibi onları kırıp dökmene izin vermeyeceğim. Filiz, ben değiştim. Ya sen değişemezsin. Aa, ama bu nedir canım ya? Ailemi özledim, çocuklarımı özledim, döndüm diye ben hesap mı vereceğim sana? Evet, hesap vereceksin. Sen benim hayatımı çaldın. İyi, şimdi de geri veriyorum. Git yaşa hayatını. Abla.
Ablacığım anneniz götürecek sizi okula. Ya abla dur. Şimdi sen de mi gideceksin abla? Ay gider miyim ablacığım ya? Ben... Barış abiniz ev almış. Burada yakında. Numan amcaların evi vardı ya orası. Ben biraz orada kalacağım misafir olarak. Yani çok yakındayım. Bağırsan uzayırım hemen yani. Tamam. Ay tamam mı dedim? Ben de bir göreyim bakayım sessizlik nasıl bir şeymiş. Yakındayım yani tamam. Merak etmeyin. Hadi kahvaltınızı yerine okula gideceksiniz hadi. Kiraz. İsmet'e sütünü içir tamam. Tamam. Filiz. Tufan abi. Ya zamanın var mı 5 dakika konuşsak? Tamam. Gel. Yakaladım, yakaladım. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Hop tuttum. Hop tuttum hop. Kız. Bu kim? Kız Filiz'in annesi, Fikri'nin karısı Şükran. Ben tanımıyorum onu. Tanımazsın tabii kız. Sen daha bu mahalleye taşınmadan bu kadın kaçıp gitmişti. Ay. Homsen oyna kardeşlerle biraz, ben de bir su alıp geleyim. Aa, geliyor. Geliyor seninki. Şükran, hoş geldin. Nasılsın? Hülya ben. Komşun ayol. Aa, kusura bakma hatırlayamadım Hülya'ya. Tabii. Bayağıdır yoksun buralarda. Geldim ama artık buradayım. Öyle mi? İyi yaptın, iyi yaptın. Artık çocuklarının başında durursun. Maşallah hiç değişmemişsin. Hatta gençleşmişsin. Sen de değişmemişsin Hülya. Yok ayol. Çoluk çocuk yıprattı bizi işte böyle. Yedir, içir, yıka, akla pakla derken. Ama maşallahın var senin. İyiyim ya. Çok şükür. Pes. Ha, Fikri de geldi bak. Ha, Fikri. Ne haber lan Sırgıta? Hayırdır, niye geldin Fikri? Sana ne be, evime geldim ben Allah Allah. Sana hesap mı vereceğim? Seninle konuşmaya geldim. Ne konuşacağım be ben de? Şimdi konuşamam. Gider misin? Oğlumla vakit geçiriyorum ben. Laflara bak, laflara. Gider misin Fikri? Gitme. İtme çocuğum. İtme, ne yapıyorsun? Kimin çocuğu bu? Benim. Sahip çık o zaman. Allah Allah. Kız ne diyor bu? Deli mi ne? Kız. Özür dile. Gel. Özür dileyeceksin. Kız, ne diyorsun kız sen? Bıraksana çocuğu. Oğlun çocuğundan özür dileyecek. Allah Allah, niye özür diliyor? Öyle oğlun özür dileyecek. Kız oyun oynuyor bunlar.
var. Çocuk, sen özür dileyeceksin o ben zaman. Ben niye diliyormuşum? Deli mi ne? Özür dile. Benim oğluma kimse zarar veremez. Dilemiyor. Oğlan da dilemiyor. Ben de dilemiyorum. Bırak, bırak, bırak. Bırak şu çocuğu. Zikri Bey bak şu karnına sahip bir şey çıkacak elimden ha. Lan manyak karı. Bıraksana kadını. Ne diyorsun be? Kız hala geliyor kız. Oyun oynuyorlar. Özür dile çabuk. Kız tamam, bırak. Tamam, manyak. Dur lan. Abi helaya. Tamam. Elimde bir şey çıkacak ha. Benim çocuğuma kimse zarar veremez. Allah Allah. Analığın şimdi mi aklına geldi be senin? Yere git şuradan saçını başını yoldurma ha. Bana baksana sen. Oğlum, ne diyorsun be? Bir de bana geliyor bak sen. Karışma. Manyak ya. Çoluğuna çocuğuna hayır olmayan hayır mı gelirmiş? Gel bakayım sen de gel. Hadi hadi. Uyuma çözen ona. Gel. Görüyorsun değil mi senin yüzünden neler geldi başıma? Benim yüzümden ne geldi be? Sen çemkirdin kadınlara ya. Benimle ne alakası var? Sen geldin asabımı bozdun Fikri. Benim yüzümden asabım bozuldu ha? Ulan manyak. Sen zaten ben geldiğimde girmiştin kadınlara. Ulan delik yapmaz senin çocuğuna yaptığını be. Üvey anneler yapmaz üvey anneler. Ağırlaşmışsın oğlum ya. Bak bak. Dedeme laf eden Müslüman olsa. Manyak manyak konuşma be. Sen sanki süper babasın da bana laf ediyorsun. Sen çocukların ismini hatırlamıyorsun be sarhoş kafa. İsmet işte, İsmet. Allah Allah. Ben senin gibi çocukları bırakıp gitmedim en azından. Bugün bir tane Karslı burnum Kars'a gitmek, İzmir'i buldum, İzmir'e gitmek, adım adım Türkiye'yi dolaşmak gibi şeyler yapmadım. Çocuklarını bırakıp gitmedi ya. Neydi adı? Dur. Ay Allah aşkına neydi ya? Ha Şeyma. Çocuklar babam Şeyma teyzenin yanında kalıyor dediler. Hani çocukların başındaydın? Ya ben çocukların başındayım. Öyle iki sokak aşağıdayım ama ben çocukların başındayım ya. Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Bela okuma bu evde. Seni gördüğüm güne lanet olsun Fikri. Seni gördüğüm güne lanet olsun. Lan manyak karı çocuğu unuttu. Gel oğlum. Gel çocuğum gel bana. Gel çocuğum gel. Artık annem burada kimse sana zarar veremeyecek oğlum gel. Tabii tabii sadece annen zarar verir oğlum. Defol git Fikri. Defolun tepki. İsmet kendine iyi bak oğlum. Hakkını helal et. Allah'ım yarabbim. Anne. Söyle anneciğim. Biraz konuşalım. Ne diyecek bir şey düşünmedim oğlum. Buyurun. Anne acıktım. Biz seninle bir şeyler düşünebiliriz ha? Olur mu? Olur mu? Hadi gel sıkıldıysan ben sana çizgi film açayım da çizgi film seyret. Gel. Öncelikle özür dilerim ben. Çizgi film. Ablan çizgi filmi açmıyor mu oğlum sana? Açmıyor. Aman boş ver ablanı. Artık anne geldi, her şey serbest. Ne istersen yapabilirsin oğlum. Aferin size çocuklar, hadi bakalım. Ablacığım, ne yaptınız? Yediniz mi yemeğinizi? Yok, daha yemedik yemeği. Aa, niye? Saat kaç oldu? Ya, annemin biraz baş ağrıyormuş da... o yüzden uyudu. Biz onu bekliyoruz. Acıktım. İsmet, bir saniye. Çok acıktım. İsmet, ne o? Acıktım. Aa... rahmet abiniz versene ablacığım. Rahmet abim yok. Telefonu bize bıraktı, arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Tamam, bekleyin. Geliyorum hemen ben, tamam? Ama bir ek iş buldum. Ablam o ne diyor? Oradan geliyormuş. Oley. Hoş geldin abla. Hoş bulduk. İsmacığım. Aşkım benim. Televizyon niye açık? Ödevler yapıldı mı ki? Ya abla bu bitsin sonra kapatırız olur mu?
Olmaz hadi. Hadi. Filiz, ne yapıyorsun kızım? Çocuklara yemek yapıyorum. Ben yapacaktım. Ne zaman? Gece yarısı doğru mu? Kızım şurada 2 dakika kestirdim. Niye büyütüyorsun? Bu evde küçücük çocuk var, farkında mısın sen? Öyle senin güzellik uykunu bekleyemezler. Tamam, bırak, ben yaparım. Bırakamam. Bırakır mısın? Bırakamam. Burası benim de evim. Burası benim de mutfağım. Allah Allah. Soğanı ben aldım. Bu tencereyi de ben aldım. Tüpün parasını da ben ödedim. Makarnayı da ben aldım. Sen ne yaptın? Ha. O yüzden çekil de çocuklarıma yemek yapayım. Tamam. Haklısın. Söylediğin her şeyde haklısın. Ama onlar senin çocukların değil. Sen onların annesi değilsin Filiz. Aa. Şimdi mi aklına geldi bu? Niye onları bana bıraktın gittin o zaman? Çünkü sana güvenebileceğimi biliyordum. Senin bu işin altından kalkabileceğini biliyordum çünkü. Ben bilmiyordum ama. Altında ezileceğim diye çok korktum. Ama neyse hallettim. O yüzden bırak da çocuklarıma yemek yapayım. Her akşam olduğu gibi. Peki. Ben ne yapayım? Sen otur. Sen misafirsin. Kiraz, giydin mi formanı? Evet, giydim.
Dişini fırçaladın mı? Evet, fırçaladım. İsmet? Evet, yanımda. Hah. Hadi oturun sofraya. İsmet daha. Oturttum. Bir abinleri verir misin Kirazcığım? Rahmet abi. Ablam. Abla. Rahmet. Ya Fikret'in antrenmanı vardı bugün. Eşofmanlar temiz değil mi? Aha, dün yıkandı. Ha iyi. Bir Hikmet versene. Tamam. Hiko. Tamam. Alo. Hikmet. Sen bir zayıfladın bu ara. Şu kahvaltını doğru düzgün yap, tamam mı? Tamam ablacığım, yiyorum, yiyorum. İyi, tamam. Hadi oyalanmayın, ben bakıyorum size buradan. Hadi okula geç kalacaksınız. Öpün İsmet'i de benim için. Sizi de öpüyorum çok, tamam mı? Tamam, öperiz. Biz de seni öptük. Hadi bay bay. Anne. Efendim oğlum? Bana para lazım. Ne parası? Geze gideceğim de giriş parası. İyi, getir cüzdanımı vereyim. Hadi çocuklar başlayın. Anne, ödevimi imzalaman lazım. Ne ödevi bu? Coğrafya. Anne, para. Veriyorum oğlum. Tamam, git git, kalem getir. Çocukların beslenmesini hallettin mi? Hazırlayacağım yavrum, bir dur. Anne, daha yapmadın mı? Geç kalacağız. Ablam hep önden yapıp çantalarımıza koyardı. Anne, masada ekmek yok. Getiriyorum oğlum. Anne, sen bugün bal aldın mı? Alamadım kızım. Bugün balsız için sütümüzü. Ama İsmet, dikkat et oğlum. Neden kızıyorsun ya? Yanlışlıkla yaptı çocuk. Ablam olsa hiç kızıp bağırmazdı. Anne, beslenmemizi yaptın mı? Oğlum, yapıyorum. 10 tane elim yok. Hadi hadi, 5 dakika geç çıkacağız ya. Aç kalırsınız vallahi. Hadi yediniz yediniz. Anne, beslenme, hadi geç kalacağız. Bu evin hali ne ya? Aşkım. İyiyim aşkım. Yoruldum biraz. Neredesin? Ay deli. Oğlum, ben gelmedim mi buraya sana? Gelemem. Gelemem İsmet dedi. Ay iyi, tamam. Tamam, ben bir yolunu bulacağım. Sen burada durma ama. Caddeye in. İyi, geliyorum ben, tamam. Thank you.
İsmet sen geç ablacığım. Kiraz şu televizyonu kapat açık sürekli. Hoş geldin kızım. Hadi geçin. Babanız da gelsin otururuz sofraya. Ana et mi var be? Ha et. Ne yapıyorsun lan? Sar kafa. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor? Aile yemeği oğlum. Oğlum gel. Gel otur. Anne yemeği mi? Ya vallahi. Annem dizdi bizi böyle. Söyleyecek bir şey varmış. İyi hadi bakalım hayırlısı. Lan anneniz o kadar sizin için çaba sarf etmiş, bütün gün yemek yapmış ya. Biraz emeğe saygınız olsun ya. Takdir edin kadıncağızı. Aşk olsun ama çocuklar. Sizin için yaptım. Yiyin hadi oğlum ver. Ver yavrum. Abla makarna yok mu? Lan ne makarnası ya? Et var yumurma de. Bacım. Yapacağım makarnayı. Hmm. Neye borçluyuz bu şerife? Çocuklar ben size bir şey söyleyeceğim. Geliyor bomba. Evleniyorum. Adana'da tanıştık. İstanbul'a yerleşeceğiz şimdi. Kamyon şoförü kendisi. Çok iyi bir insan. Siz de tanısanız çok seversiniz. Sen ne anlatıyorsun ya? Çocuklar ben kendime yeni bir hayat kuruyorum. İsmet'i de bu yüzden yanıma alacağım. Analı babalı sıcacık bir yuvada büyüsün istiyorum. Ben iptalim. Ben yorum bile yapamıyorum ya. İyi tamam da sen babamla evli değil misin zaten? Boşanacağız, dava açtım. Ulan, ulan! Peki çok rica ediyorum, bunu iki medeni insan gibi konuşabiliriz. Lütfen ulan bunun medeni ismi kalmış be! Ben hayatımda senden başka kimseyi sevmedim be. Ulan sen de zaman gitsen, ben senin gelmeni bekledim. Beni boşa bak ya lan. Lanet olsun sana verdiğim emeklere. Al, Adanalı'ya verirsin bunu. İyi oluyor ya böyle aile yemeği falan. Yapalım arada. Hadi yiyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.